Anayasa Mahkemesi üyesinin ışıklı paylaşımı devlet kurumlarını karşı karşıya getirdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımadı. Mahkeme Berberoğlu'na yeniden yargılama yolunu açmadı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karara yasama organı uyuyor. Yasama organı yaptığı düzenleme anayasa mahkemesine aykırıysa anayasaya aykırıysa düzeltiyor. Ama bir yargı organı, alt yargı organı diyor ki ben anayasa mahkemesi kararlarına uymayacağım diyor. Bir mahkeme kararı, üst mahkemenin verdiği bir kararı bu anayasaya göre alt mahkeme ben bu karara uymayacağım diyorsa orada bir sorunumuz var. O karar tepkileri neden olurken akşam saatlerinde Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldırım Twitter'da Anayasa Mahkemesi binasının akşam çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa ışıklar yanıyor notunu düştü. Kısa süre sonra İçişleri Bakanlığı'ndan da benzer bir paylaşım geldi. Bakanlığın gece ışıkları yanarken çekilmiş bir fotoğrafı resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. İçişleri Bakanlığı o paylaşma, ışıklarımız hiç sönmüyor notunu düştü. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Yüksek Mahkeme üyesi Yıldırım'ın paylaşımına yine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gül, vesayet özlemi içinde olanlar hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler, ışıkları millet açar, millet kapatır dedi. Yıldırım'a bir tepki de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi. Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var diyen Varank, kimse merak etmesin milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir ifadelerini kullandı. Tepkilerin ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Yıldırım, ışıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil paylaşımını yaptı. Yıldırım daha sonra iki tweetinde silerek yeni bir açıklama yaptı. İfadelerinin maksada aşan şekilde yorumlandığını ve bundan üzüntü duyduğunu belirten Yıldırım, gayem Anayasa Mahkemesi'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir dedi. Anayasa Mahkemesi'nden de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletin yanında durmaktadır. Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı kısa bir süre önce yine karşı karşıya gelmişti. Bakan Soylu, Yüksek Mahkeme'nin şehirler arası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez hükmünü iptal etmesine sert tepki göstermiş. AYM Başkanı Zühtü Arslan'a çok konuşulan bir soru yöneltmişti. Ya, polis korumaya almana gerek yok ya. Bisikletinle işe git gel bakalım. Özgürüz ya. Ben varım. Kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın? Bakan Soylu bir başka konuşmasında da Arslan hakkında FETÖ imasında bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Başkanımız Polis Kademesi Başkanıydı. Anayasa Mahkemesi Başkanımızın ben ona bir kabahat buluyor değilim ama bir tespiti ortaya koyuyor. Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben uzaklaştırdım. Hadi Hadi dönemde dönemde buna. Buna. FETÖ dönemde alınan bunlar. FETÖ döneminde.